Gençler merhaba. Bu bölümde birinci ve ikinci dereceden eşitsizliklerin çözümünü öğreneceğiz. Şimdi A ve B birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B iki terimlisinin işaret tablosunu yapmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani bizim burada amacımız AX artı B nerede artı, nerede eksi bunu görebilmek. Şimdi bunun için AX artı B'yi sıfıra eşitliyoruz. Ve denklemin kökünü buluyoruz. Şimdi AX artı B'yi sıfıra eşitlediğimizde B'yi bu tarafa atarsak X buradan ne çıkar? Eksi B bölü A. Sonra bakın şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bu X'e ait sayı doğrusu. Şimdi bulduğumuz kökü burada eksi B bölü A olarak yerleştiriyoruz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru giden x e ait sayı doğrusu olarak düşünün. Şimdi bizim kökümüz ax artı b eşittir 0 denkleminin kökü. Eksi b bölü a olduğu için burada yani eksi b bölü a bu ifadeyi 0 yaptığı için onu da bakın şuraya şöyle yuvarlak çekip gösteriyoruz. Biz buradan baktığımızda anlayacağız ki eksi b bölü a ifadesi bu ax artı b'yi 0 yapan ifade. Sonra neyin işaret tablosunu yapmak istiyorsak bakın buraya yerleştiriyoruz. Şimdi x'in katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Burada a ile ters işaretli yapıyoruz. Burada a ile aynı işaretli yapıyoruz. Şimdi mesela bunun bir örnekle görelim. Şimdi y eşittir 2x artı 5 bunun nerelerde artı, nerelerde eksi olduğunu görmek istiyorum. Şimdi bunun grafiğini çizsek gençler. Biz bir grafik çizerken ne yaparız? X'e 0 veririz, Y'yi hesaplarız. Y'yi 5'te keser, 0,5 noktasından geçiyormuş. Bakın o burada. Sonra Y'ye 0 verip, X'e hesaplarız bu 2x artı 5'i 0'a eşitlediğimizde de x ne çıkar burada? Eksi 5 bölü 2. Demek ki grafiğimiz eksi 5 bölü 2'ye 0 noktasından da geçecek. Şimdi bu iki noktadan geçen grafikte bakın bu şekilde. Şimdi y biliyorsunuz 2x artı 5'e eşit. Y'ler burada pozitif olduğu için. Bakın bizim bu grafiğimizde bu kırmızıyla çizdiğimiz yerlerde pozitif değer alır mavi ile çizdiğimiz bölümde negatif değer alır. Yani x'ler eksi 5 bölü 2'den büyükken pozitif değerler alıyor. Eksi 5 bölü 2'den küçükken negatif değerler alıyor. Tam eksi 5 bölü 2'de de bu ifademiz ne oluyor? 0. Şimdi biz bunu işaret tablosuyla göstermek isteseydik. Şimdi bizim yapmamız gereken şuydu. 2x artı 5'i e 0'a eşitleyip, x'i buluyoruz ilk önce, eksi 5 bölü 2 olarak. Sonra bakın şöyle sayı doğrusunu çiziyoruz. İşte eksi sonsuzdan artı sonsuza giden x değerlerini buraya yazıyoruz. İşte bu bulduğumuz eksi 5 bölü 2'ni buraya yerleştirdik ve bu ifadeyi sıfır yaptığı için onu da bakın şöyle bir yuvarlakla gösteriyoruz. E sonra ne demiştik? x'ler eksi 5 bölü 2'den önce bakın işaret neydi? Negatif grafikten öyle görüyoruz. Demek ki o zaman burası eksiymiş burası artıymış. Peki biz bunu Biraz evvel tabloda pratik olarak nasıl yapacağımızı söyledik. Bu ax b ifadesindeki x'in katsayısına bakacağız a'ya. Burası a ile ters işaretli yapılacak. Sonra kökte işareti değiştireceğiz. Burada a ile aynı işaretli yapacağız. E bizim a'mız burada 2. E ters işaretlisi eksi. Ter e Aynı şartlıda ne olacak? Artı. Biz bunu da şöyle ifade ederiz: Her kökte işaret değiştireceğiz. Sonra bir çift kat kök durumu var. Orada değişik şeyler oluyor. Onu da yeri geldiğinde size anlatacağım. Evet, şimdi aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini tablo yardımıyla bulunuz diyor. Aslında bunları tablosuz da çok rahat çözebiliyoruz. Hatta hemen bir, bir tanesini öyle tablosuz çözelim. Eksi 4x'i bu tarafa atalım. 2 küçük 4x. Sonra her geri 2'ye bölersek 2 bölü 4 küçük x. Yani 1 bölü 2 küçük x oldu. x sayısı 1 bölü 2'den büyükmüş. E bu sayılar nerede? 1 bölü 2 ile sonsuz arasında. Ama bizim burada amacımız tablo yapmayı öğrenmek olduğu için biz bir de bunu tablo yaparak çözelim. Şimdi ne demiştik? Neyin işaretini yapacaksak onu sıfıra eşitliyoruz. Buradan 2 eşittir 4x, x eşittir. 2 bölü 4 tane çıkıyor? 1 bölü 2. Sonra bakın şöyle çiziyoruz. Buraya x'e ait değerleri yazacağız. Kökümüzü 1 bölü 2 bulmuşuz. Burada kökümüz olduğunu belirtmek için şunu yapıyoruz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giden değerler. Ve biz burada 2 eksi 4x'in işaret tablosunu yapacağız. Şimdi x'in katsayısı eksi 4. Burada ne yapıyorduk? A'nın tersi işaretini yapıyorduk. Burada kökte değiştirip A'nın aynı işaretlisini yapıyoruz. Şimdi A'nın işareti ne burada? Negatif. Tersi ne olur? Pozitif. Ee, kökte değiştirdik. Aynısı zaten. Burası ne oldu? Eksi. Şimdi bu bizim ifademizin işaret tablosu. Bazen bize işte bu soruda olduğu gibi sıfırdan küçük olduğu yerlerin çözüm kümesi isteniyor. Veya sıfırdan büyük gibi. Şimdi burada sıfırdan küçük olduğu yerlerin çözüm kümesi istenmiş. Yani negatif olduğu. Orayı nereye istiyorsak bakın orayı tarıyoruz. Demek ki diyoruz istediğimiz yer burası. Ve burada hangi x'ler var bakın 1 bölü 2'den sonsuza. Ee, burada eşitlik olmadığı için sıfır yapan değeri de almayacağımız için çözüm kümesi olarak 1 bölü 2 açık sonsuz açık aralığını yazıyoruz. Şimdi B şıkkına bakalım. 2x eksi 7 küçük eşit 0. Bunu yine tablo yardımıyla bulmamız istenmiş. Biz yine iki şekilde çözelim. 2x küçük eşit 7, x küçük eşit ne oldu? 7 bölü 2. Yani bizden istenen sayılar 7 bölü 2 eşit ve 7 bölü 2'den küçük sayılar. O zaman çözüm kümesini eksi sonsuz 7 bölü 2. Burada eşitlik olduğu için kapalı aralığıyla ifade edebiliriz. Ama yine amaç tablo öğrenmek. Şimdi tabloyla yapalım. Şimdi 2x eksi 7'yi sıfıra eşitledik. Unutmayın neyin işaret tablosunu yapacaksanız onu sıfıra eşitliyorsunuz. x buradan 7 bölü 2 çıktı. Amacımız ifadenin kökünü bulmak. Evet şöyle çizelim. Şimdi buraya x değerlerini buraya da neyin işaret tablosunu inceleyeceksek onu yazıyoruz. Şimdi eksi sonsuz kökümüz ne? 7 bölü 2 ve artı sonsuza giden değerlerimiz var. Evet ne yapıyoruz? x'in katsayısı burada 2 pozitif burada tersini yapıyorduk burada nesini yapıyoruz aynısını şimdi gençler e, burada eşitlik de olduğu için bakın burayı sıfır yapan değer de bizim çözüm kümemize dahil olmalı şimdi ben eşitlik olduğu zaman burayı da boyuyorum burası da dahil anlamında ama eşitlik olmazsa burayı boş bırakıyorum dahil değil anlamında. Sonra dönelim bizden nereye istiyor acaba diye. Bu ifadenin sıfırdan küçük olduğu yeri orayı da tarıyoruz. Daha sonra işte taradığımız, içini boyadığımız her şeyi çözüm kümemize alıp yazıyoruz. Öyleyse çözüm kümesi eksi sonsuz 7 bölü 2. Burayı boyamışız bu da dahil deyip köşeli parantez yapıyoruz. Evet şimdi eğer ifademiz İkinci dereceden olursa ne yapacağız? Şimdi burada A, B ve C birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı BX artı C'nin işaret tablosunu yapmak istediğimizde yine bakın bu ifadeyi sıfıra eşitleyip kök bulmaya çalışıyoruz. Şimdi farz edelim ki bunu sıfıra eşitlediğimizde delta sıfırdan küçük çıktı. Delta'nın sıfırdan küçük olması reel kök olmadığını söyler bize. Ama bir şeyin kökü yoksa işareti de mi yok? Hayır, var tabii ki. Şimdi yine de işaretini inceleyebiliriz ama kök bulamadığımız için buraya herhangi bir ifade yazmıyoruz ve bu sefer de x karenin katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Yani biz işarette her zaman en yüksek dereceli ifadenin işaretine bakarız. Baktık şimdi buradaki a'ya. Her yerde de a ile aynı işaretli yapıyoruz. Şimdi bunu aslında parabolle de ilişkilendirebiliriz. Şimdi biz eğer ax kare artı bx artı c ifadesinde a sıfırdan büyükse parabolün kollarını yukarı doğru, a sıfırdan küçükse kollarını aşağı doğru yapıyoruz. Şimdi delta'nın sıfırdan küçük olması reel kökün olmadığını yani parabolün x eksenini kesmediğini söylüyor. E, o zaman bakın kolları yukarı doğru ve x ekseni kesmeyen grafiğimiz bu olur. E Şimdi biz e, bu ifade'nin mesela hep sıfırdan büyük olduğu yer bütün reel sayılardır. Ama sıfırdan küçük olduğu yer var mıdır? Yoktur. Demek ki işaretini de biz neye göre yapacağız? A'ya göre. Şimdi A burada negatif ve bakın hep parabolümüzün aldığı değerler de negatif çıkmış. O yüzden işareti x karenin katsayısı a ile ilişkilendiriyoruz. Şimdi 11. örneğe bakalım. A şıkkında x kare eksi 2x artı 5 büyük 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini tablo yardımıyla yapmamız istenmiş. Şimdi bunu yine 0 eşitliyoruz kök bulmak adına. Şimdi çarpanlarına bakın ayrılmaz. Çarpanlarına ayrılmayacağını anladığımızdan delta'ya başvuruyoruz. Delta b kare eksi 4 ac idi. Şimdi buradan eksi 1'in karesi 1, eksi 4, a sayısı bir, c sayısı 1. 1 eksi 20'den delta eksi 19 çıkar. Yani sıfırdan küçük. Demek ki reel kökü yok ama işareti var. Yine bakın böyle çizdik. Neyin işaretini inceleyeceksek buraya yazıyoruz. Burada x değerlerimiz var. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giden. Her yerde x karenin katsayısı olan birin e işareti yani artının işaretine göre belirliyoruz. X karenin katsayısı artı olduğu için bu ifade her yerde artı. Peki bizden ne isteniyor? Bu ifadenin sıfırdan büyük olduğu yerler. E bakıyorum her yerde sıfırdan büyük. Öyleyse çözüm kümesi tüm reel sayılar olur. Şimdi B şıkkına bakalım. Eksi x kare artı 2x eksi 7 büyük 0. Şimdi yine bunu sıfıra eşitleyip kök bulmaya çalışıyorum. Şimdi her yeri eksiyle çarpabilirim kök bulur, bulurken sonucumu etkilemez. Evet, şimdi yine bakın çarpanlarına ayrılan rahat ayrılan bir ifade değil. O zaman yine delta'ya başvurduk. B kare eksi 4ac'den eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a 1 c 7. 4 eksi 28'den eksi 24 çıktı. Yani sıfırdan küçük. Yine hemen tablomuzu yapalım. Şimdi buraya yaz yazacağımız ifade eksi x kare artı 2 x eksi 7. Şimdi buraya x'leri yazıyorduk. Eksi sonsuz artı sonsuz. Kökümüz olmadığı için yine boş bırakıyoruz. Şimdi x karenin işareti nedir burada? Eksi. O zaman bu her yerde eksi. Ee, bakalım şimdi bizden istenen ne? Bu ifadenin sıfırdan büyük olduğu yerler. Ama ben baktığımda böyle bir e, sıfırdan büyük olduğu bir yer yok. Göremiyoruz. O zaman bunun sıfırdan büyük olduğu hiçbir yer olmadığı için çözüm boş kümedir diyoruz. Şimdi diyelim ki da, e, biz şimdi ax kare artı bx artı c'nin işaret tablosunu yapmak istiyoruz ya. Diyelim ki bu ifadeyi sıfıra eşitledik kök bulmak için ve deltası sıfıra eşit çıktı. E bu ne anlama geliyordu? Bunun birbirine eşit iki reel kökü var. x1 de x2 de birbirine eşit. E, x1 virgül x2'yi biz eksi b eksi artı kök delta bölü 2a ile buluyorduk. E, delta şurası 0 olunca geriye ne kaldı? Eksi b bölü 2a. Kökümüz eksi b bölü 2a. Peki bunun işaret tablosu nasıl acaba? Şimdi e, bu ax kare artı bx artı c'yi yazdık. Yine x değerleri eksi sonsuz artı sonsuz. Ve buraya eşit iki kök olduğu için eksi b bölü 2a'yı yazdık kökler birbirine eşit. Burada iki tane kökümüz olduğu için bakın böyle iki tane yuvarlak yapıyoruz. Bazen bazı öğretmenler bunları böyle yapabiliyor. Bazı öğretmenler yuvarlakları şöyle çizebiliyor. Veya kimi eşit iki kökü böyle gösterebiliyor. Nasıl gösterildiği çok önemli değil. Önemli olan burada iki kökün olduğunu bir şekilde belirtmek. Şimdi iki tane kökümüz var dedik, belirttik. Şimdi yine x karenin katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Bu kısımda yine A ile aynı işaretli ama bu kısımda tekrar A ile aynı işaretli yapıyoruz. Şimdi bunun sebebini görelim. Şimdi diyelim ki fx ax kare artı bx artı c fonksiyonunu biz sıfıra eşitledik. Deltası sıfıra eşit çıktı. Şimdi bunun iki tane eşit kökü var onu burada belirttik. x1 ile x2 birbirine eşit. E biz bu parabolik çizerken a sıfırdan büyük olduğu için kollarını yukarı doğru çizeceğiz değil mi? E baktığınız zaman bakın Şimdi şu kök x1 köküne kadar da bunu ifadenin işareti pozitif. Bu kökten sonra da pozitif. Ha o zaman demek ki çift kat kök diyoruz biz buna. Çift kat kökte yani aynı kökten 2 kez, 4 kez, 6 kez bulma anlamına geliyor bu. O zaman demek ki burada işaret değişmeyecekmiş. Şimdi diyelim ki bu parabolik ifadede a sıfırdan küçük o zaman kökleri buraya belirledik. A sıfırdan küçük olduğu için kollarını aşağı doğru çiziyoruz. E bakıyorsunuz köke kadar da negatif, kökten sonra da negatif. E o zaman yine işaret değiştirmeden gidiyoruz. Burada da bakın bir notumuz var. Çift katlı köklerde fonksiyon işaret değiştirmez. Evet ne demiştik çift kat kök için? Aynı kökten çift sayıda bulmak demektir. Yani aynı kökten 2 kez, 4 kez, 6 kez gibi bulduğunuzda biz bunlara çift kat kök deriz. Evet şimdi 12. örneğimize bakalım. A şıkkında x kare eksi 10 x artı 25 büyük 0 var. Şimdi biz bunu tablo yapmamış olsa idik nasıl çözerdik gelin bir bakalım bir de orada görelim. Şimdi şurayı incelediğimizde bakın burası ee, x eksi 5'in parantez karesi değil mi x eksi 5'in parantez karesi büyük sıfır e, bir şeyin karesi daima pozitiftir e, o zaman bakın bütün real sayılar bunu sağlar bir tek 5 sağlamaz neden çünkü 5'i verdiğimde burası sıfır olur ama eşitlik olmadığı için e, benden istenen bir durum değil bu 5 haricindeki tüm sayılar zaten bu koşulu sağlar bizim çözüm kümemiz real sayılar fark 5 olur. Şimdi aynı durumu bir de tabloyla görelim. Şimdi siz x kare eksi 10 x artı 25'i sıfıra eşitlediniz. Aslında deltasına baktığımızda e, eksi 10'un karesi işte eksi 4 ac burası 100 eksi 100'den sıfır çıkıyor. Ama e, çok da deltaya bakmaya ihtiyacımız yok aslında. Hani bunu çarpanlarına ayırıp kök bulmak e, istiyoruz. Şimdi x eksi 5'in parantez karesi burası. Bir şeyin karesi sıfırsa içi sıfır demektir. x buradan 5 çıkar ama biz biliyoruz ki delta sıfıra eşit olduğu için veya bakın bu kareyi x eksi 5 çarpı x eksi 5 olarak düşünürseniz 5'ten e, 2 tane bulduğumuzu ve köklerin birbirine eşit olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. x 1 x 2'ye eşit bu da 5'e eşit. Demek ki burada bir çift kat kökümüz var. Evet, şimdi x kare eksi 10 x artı 25'i buraya yazıyorum. 5'te çift kat kök olduğunu ifade etmek için şöyle iki tane yuvarlak çiziyorum. Şimdi x karenin kat sayısı ile işaretimizi ayarlayacağız. İşaretimiz artı. E, burada da artı. Çift kat kökte işaret değiştirmediğimiz için burada da artı. Peki dönelim bizden istenen şeye. E, ifadenin sıfırdan büyük olduğu yerler isteniyor. Bakın şu kısımlar. Yani bu tabloda da rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Tüm reel sayılar var. 5 dahil olmadığı için sadece 5 yok. O yüzden çözüm kümesinden 5'i çıkartıyoruz. Yani cevabımız reel sayılar fark 5 oluyor. Şimdi B şıkkına bakalım. 4x kare artı 12x artı 9 küçük eşit 0'ın çözüm kümesi istenmiş. Şimdi bunu ben bu sefer direkt tabloyla yapacağım. 4x kare artı 12x artı 9'u 0'a eşitledik gençler. Yine bakın bu 2x'in karesi, bu 3'ün karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortada var. Burası 2x artı 3'ün parantez karesi. Şimdi bu parantez karelerde unutmayın çift kat kök var. Bir kez daha açıklamak istiyorum. Bunu 2x artı 3, 2x artı 3 gibi düşünürseniz. Burası 0, burası 0. Bakın x eşittir eksi 3 bölü 2'den 2 tane buluyorsunuz. Demek ki bu ifadenin kökleri birbirine eşit İkisi de eksi 3 bölü 2. Zaten deltasını da hesaplasak deltası da sıfıra eşit çıkar. Evet şimdi tablomuza geçelim. Şimdi şuraya x değerlerini yazacağız demiştik. Buraya neyin işaret tablosunu yapacaksak onu yazıyoruz. Şimdi kökümüz eksi 3 bölü 2. Çift kat kök var. İki kez bulduk. Evet işareti yine x karenin kat sayısına göre hesaplarsak artı. Bu kısımda da artı. Şimdi daha önce de söylemiştim. Eşitlik olduğu zaman bu ifadeyi sıfır yapan değerler de bizim çözüm kümemiz olduğu için bu köklerin içerisinde boyuyoruz. Çünkü sıfır yapan değer de bize lazım. Eksi 3 bölü 2 de burayı sıfır yaptığı için bunları da dahil etmek adına boyuyoruz. Şimdi buranın negatif olduğu yerler istenmiş. Bakın negatif olduğu başka hiçbir yer yok. Sadece sıfır olduğu eksi 3 bölü 2 değeri var. O zaman çözüm kümemiz sadece eksi 3 bölü 2 elemanından oluşuyor. Evet şimdi bu ax kare artı bx artı c ifadesinin işaretini incelemek istediğimizde kök bulmak için burayı sıfıra eşitlediğimizde delta sıfırdan büyük çıkarsa ne yapacağız? Şimdi onu inceleyelim. Delta sıfırdan büyük ise bu bize birbirinden farklı iki tane reel kök olduğunu söylüyordu ve bu kökleri de x1 ve x2 diye isimlendiriyorduk. Şimdi diyelim ki x1 kökü x2 kökünden küçük. Şimdi tablomuzu çizdiğimizde buraya x e ait değerleri yazarken burayı küçükten büyüğe doğru sıralayarak bulduğumuz değerleri yazıyoruz. x1 sonra işte x2 dedik. Şimdi buralarda yine ifademiz sıfır olduğu için bu şekilde belirttik. Şimdi bu kısımda bakın A ile aynı işaretli yapıyoruz. Sonra kökte değiştirdik. Burada A ile ters işaretli yapıyoruz. Burada yine kökle değiştirdik. A ile aynı işaretli yapıyoruz. Aynı tersi aynı ata çıktı bakın. Buradan aklınızda kalsın. Ee, gerçi daha bunun başka pratik yolları da var. Onu da ilerleyen kısımda anlatacağım. Ee, buna göre de sorumuzu çözüyoruz. Ee, şimdi bunu yine parabolle ilişkilendirelim. Şimdi diyelim ki f(x) ax kare artı bx artı c. Siz bu ifadeyi sıfıra eşitlediniz, kök bulmak için e, x1 ve x2 kökünü buldunuz diyelim ki. Şimdi x1 ve x2'yi buraya yerleştiriyoruz. Eğer a sıfırdan büyükse kollarını yukarı doğru çiziyoruz. Bakın. Şimdi ne olmuş oluyor o zaman? İlk köke kadar burası a ile aynı işaretli artı. Burada a'nın tersi eksi. Yine kökte işaretimiz değişti. A ile aynı artı oldu. Peki aynı koşullar altında A negatif olursa bu sefer kollar aşağı doğru oluyor. E, o zaman bakın grafikten de görüyoruz. İlk X1 köküne kadar işaretimiz eksi. Yani A ile aynı işaretli. Daha sonra bu kısımda artı. Yani A ile ters. Bu kısımda yine eksi. A ile aynı işaretli oluyor. Şimdi 13'teki e, ee, şey şıklara bakalım. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini tablo yardımıyla bulmamız istenmiş. Şimdi x kare küçük eşit 3x artı 10 diyor. Şimdi biz böyle ifadelerde hemen hepsini bir tarafa toplar. Bu kısımda sıfırı görmek isteriz. x kare eksi 3x eksi 10 küçük eşit sıfır. Çünkü biz sıfırdan büyük mü küçük mü onu inceliyoruz. Evet yine hemen x kare eksi 3 x eksi 10'u sıfıra eşitleyip kök bulmaya çalışıyoruz. Çarpınca eksi 10, toplayınca eksi 3, eksi 5 ile 2. Kökler bunun tersi şartlısı 5 ve eksi 2 oldu. Şimdi tablomuzu çizelim. Şimdi buraya işaretini inceleyeceğimiz ifadeyi yazdık. Şuraya x değerlerini yazıyoruz. Hani eksi sonsuzdan artı sonsuza. Bir de bu bulduğumuz kökleri küçükten büyüğe diziyoruz. Önce eksi 2 gelecek sonra 5. Burası da artı sonsuz. Şimdi köklerimiz olduğu için buralarda da şöyle yaptık. Bakın isterseniz hemen şu duruma bir bakalım. Eşitlik var burada. Eşitlik varsa sıfır yapan değerler de dahil ve içlerini boyayacağız. Bunlar da bizim çözüm kümemizde olduğu için. Evet şimdi x karenin işaretine baktık. Ne oldu burası? Artı. E burası artı. Her kökte işaret değiştirip gidiyoruz. Artı sonra ne oldu? Eksi sonra artı. Evet bizden istenen kısma bakalım. İfadenin sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olduğu yer yani bu kısım isteniyor. Evet içi boyalı ve taralı her yer çözüm kümemiz deyip eksi 2, 5 kapalı aralığını yazabiliriz. Şimdi B şıkkına bakalım. X kare büyüktür 2x artı 24. Evet yine x kare eksi 2x eksi 24 büyüktür 0 şeklinde yazalım. Kök bulmak için hemen sıfırı eşitliyoruz. Ve çarpanlarına ayırırsak eksi 6 ile 4 olur sanırım. Kökler de buradan bir 6 çıkacak bir de eksi 4 çıkacak. Evet tablomuzu da yapalım. Şimdi şuraya x kare eksi 2 x eksi 24'ü yazdık. Buraya x ifadesini bul. Yine bulduğumuz kökleri küçükten büyüğe doğru dizelim. Eksi 4 ve 6. Şimdi burada Bunlar köktür diye yine belirttik. Bakın bu sefer eşitlik yok. Eşitlik yoksa sıfır yapan değerler de çözüm kümesinde yok. O sebeple bunların içini boş bırakıyorum. Şimdi burada x karenin kaç sayısı pozitif. Burada artıyla başladık. Her kökte işaret değiştire değiştire gidebiliriz. Bir tek nerede işaret değiştirmiyorduk gençler? Çift katlı kökte. Ama burada öyle bir durum olmadığı için her kökte işaretini değiştire değiştire gidiyoruz. Artı, eksi, artı. Peki bizden ne istenmiş? İfadenin sıfırdan büyük olduğu yerler. Yani bu kısımlar istenmiş. Şimdi yazalım çözüm kümemizi. Eksi sonsuz. Bakın eksi 4 dahil olmadığı için açık. Birleşim 6 açık artı sonsuz aralığında ifademiz sıfırdan büyük oluyormuş. Evet şimdi c şıkkına bakalım. Eksi x kare artı 5 x artı 6 küçük 0 denmiş. Şimdi yine hemen bunu 0'a eşitleyelim. Şimdi x kareni önü eksi olsun istemiyorsunuz. Eksi ile çarpabilirsiniz. Bakın kökü etkilemez. Kök, kökler yine aynı çıkar. Ayıralım çarpanlarına. Eksi 6 ile 1 x eşittir. 6 x eşittir. Eksi 1 çıktı. Evet şimdi köklerimizi dizelim buraya. Şimdi ne demiştik? Eksi 1. Ve 6. Eşitlik olmadığı için köklerin içi boş. Buraya da eksi x, x kare artı 5x artı 6 ifadesini yazıyoruz. Şimdi x karenin katsayısı eksi olduğu için eksiyle başladım. Kökle değiştiriyorum. Artı değiştirdim eksi. Evet, bizden ne istenmiş gençler? Sıfırdan küçük olan yerler tarıyorum istenen kısımları ve çözüm kümesinde yazıyorum. Ne diyeceğiz? Eksi sonsuz eksi 1 açık aralı çünkü kökler dahil değil birleşim 6 sonsuz açık aralığı. Şimdi 14. örneğe bakalım. Karesinin 2 katı 3 fazlasından küçük olan sayılar hangi aralıkta bulunur? Şimdi bir say sayımız x olsun. Şimdi karesinin x kare 2 katı 3 fazlasından küçük olan sayılar. Evet bize burada söyleneni ifade ettik. Şimdi bunun işaret tablosunu yapacağız. Yine hepsini bir tarafa toplayalım. 2x kare eksi x eksi 3 küçüktür 0 diyelim. Şimdi yine kök bulmak için bu ifadeyi 0'a eşitliyoruz. Şimdi burayı 2x ve x diye ayırsak. Şimdi bu kısmı da bakın eksi 3 artı 1 yapsak sanırım çapraz çarpıp toplayınca ortayı verecek. Yazarken biliyorsunuz karşılıklı yazıyoruz. 2 x eksi 3 çarpı x artı 1 burası artı 1 eşittir 0. Buradan 2 x eksi 3 0 olsa x 3 bölü 2 çıkar. x artı 1 0 olsa x de eksi 1 çıkar. Hadi şimdi tabloyu yapalım. Küçükten büyüğe doğru dizelim yine değerlerimizi. Eksi 1 ve 3 bölü 2. Bakın yine eşitlik yok. Köklerin içi boş olacak. Buraya yine işaretini inceleyeceğim ifadeyi yazıyorum. X karenin işareti artı Sonra kökle değiştire değiştire gidiyoruz. Evet artı, eksi, artı. Ne istenmiş gençler? Sıfırdan küçük olan yerler. Orayı tarıyoruz. Kökler dahili olmadığı için de çözüm kümemiz eksi 1, 3 bölü 2 açık aralığı oluyor. Evet gençler bunların daha karmaşık örneklerini öbür videolarda göstereceğim size. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.